Açtım ona Şam elinin gülleri, yettim ona ela gözümün sürmesi. Baldat'ın Bozdüren'i telli turnası, turnam yare selam saldım geldi. Baldat'ın Bozdüren'i telli turnası, turnam yare selam saldım geldi. Açına da kara çoğlan aşına, yeni değmiş anı 14 yaşına. Uzak durmak pınarın başına, turnam yare selam saldım geldi. Uzak durmak pınarın başına, turnam yare selam saldım geldi. Teşekkürler. Teşekkürler Can. Sağ ol. Can Armağan Demirci de yine Tokatlı, Keçeciköy'lü bir kardeşimiz. O da ses olsun, yürek olsun dedik. Yusuf Başkan, bu dönemde evet, hani gençler seçimlerde ön planda, umudumuz gençler diyoruz ya. O anlamda dedik ki genç bir kardeşimle gelsin, bize nefes olsun, yürek olsun. Yüreğin sağlık kardeşim. Biz yeni genç neslin önemini Gezi Parkı sürecinde bir daha anladık. O dönemde aklın güçten ne kadar daha üstün olduğunu bize gösterdi o gençlik. Çok güzel espriler ürettiler. Ayrıca Keçeciler kardeşimiz, Keçecilerle ilgimiz biraz daha farklı. Sizin bölgenizde de Keçeciler evet, çok yoğunluk değil mi başkan? Evet. Çok da desteklerler. Ercan Başkan'a da selamlarımızı iletirim. Eyvallah. Sevgili dostlar, şu an Sevdamız Tokat programındasınız. Seçim sürecindeyiz dedik. Bu haftayı da Tokatlı dostlarımıza, Tokatlı siyaset yapan dostlarımıza, onların da bir sesi olalım dedik. Çekmeköy'de. İstanbul Çekmeköy'de siyaset yapan ve Çekmeköy'e hizmet için yola çıkan yine bizden dostumuz, abimiz Yusuf Polat. Yusuf abi, seni de kısaca bir tanıyalım. Giriş konuşması yaptık ama Yusuf evet. Polat nedir, kimdir? Bir anlatabilir misin kısaca? Evet, Tokat Almuz Kınıklıyım. 1973 doğumluyum. İlk orta lise öğretimimizi yine İstanbul'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde lisans eğitimi yaptım. Daha sonra Marmara Üniversitesi muhasebe denetimi konusunda yüksek lisans master programı yaptım. Malum şairim. 11 evet. yıllık büro işletiyorum Çekmeköy'de. Bilirkişilik yaptım, bıraktım, şu sıraya yetişemiyorum artık. 10 yıla yakın 300'ün üzerinde bir rapora imzam vardır. Vergi ceza davalarında. Yani şunu söyleyebilir miyiz hemen? Çekmeköy 30 Mart'tan sonra hesabı bilenler yönetecek. Evet, doğru. Hesabı bilen. Tabii. Son 10 yıldır bir hesapsızlık var memlekette. Evet. Yani kimin nasıl yönettiği ayrı bir konu ama hesabın kitabın nasıl tutulduğu ve kimler tarafından önceden bu işleri yapanlara emin kişiler denirdi. Yani evet. Adları emin diye anılırdı. Tabii bu dönem bu konuda hele de son 20-25 gündür yaşadığımız, duyduğumuz şeyler gösteriyor ki emin diye temsil bırakılan, emanet edilen memleketin kaynakları, hazinesi eyvah eyvah durumlarda. Onu da gerekirse konuşuruz. Evet, yani. Şimdi Çekmeköy'de tabii çalışıyorsunuz, sahadasınız, geceli gündüzü çalışıyorsunuz. Şimdi şöyle, tabii belediye başkanımız, adayımız da sevgiyle geliyoruz diyor. Evet. Seyfettin evet, Yıldırım evet, sevgiyle evet, geliyoruz evet, diyor. Evet. Nasıl geliyorsunuz? Kısaca projelerle bakarsak neler olacak, neler değişecek? Tabii bu sevgi kelimesi hele de bu dönemde biraz önce değindiğimiz üzere gerilim üzerinden beslenen bir yapı var. Bunun karşılığında sevgi kelimesinin anlamı daha da büyüyor bence. Evet. Hakikaten memlekette son 10-15 yıldır bir sevgisizlik var. İnsanların birbirine ötekileştirildiği, yabancılaştırıldığı. Bilmem hatırlar mısınız? Bizim çocukluk dönemimizde bizler oturduğumuz bölgede
kapımızda anahtarlar dış tarafta kalırdı. İçeri alınmazdı. Neden? Alınırsa ayıp edilirdi. Evet. Komşuluk ilişkisi evet. gereği kapın bir anahtarın çevrileceği kadar mesafede olması gerek. Bu bir sevgi. Bu bir arada yaşamanın genel kurallarından birisiydi bizler için o yıllarda. Ve kent hayatında hele de son 10-15 yıldır rant olarak yani oy ranta anlamında ötekileştirerek, sevgisizleştirerek, nefret tohumları saçarak beslenen bir yapı var. Bu yapı bundan besleniyor. İyi besleniyor. Her dönemde de beslendi. Şimdi buna karşı başkanın cümlesi sevgi kazanacak. Sayın Sarıgül'ün de genel sloganlarından birisi de evet. sevgi kazanacak kelimesi vardır. Seyfettin Başkanım da sevgi kazanacak de, sevgi geliyor demek. Yani sevgiyle evet. yöneteceksiniz Çekmeköy'e. Evet. İhtiyaç olan bu. Evet. Peki belli başlı yani size 30 Mart'tan sonra ilk önceliğiniz diyeyim daha doğrusu projelerinizden Çekmeköy'de biz şu eksikliği görüyoruz. 30 Mart'tan sonra da bunu yapacağız dediğiniz tabii projeleriniz mutlaka ama öncelik sırasına göre alırsanız en önemli projeleriniz. Bence bazı şeyleri etik değerler açısından değerlendirmek lazım. Etik değerleri tesis etmek de bir projedir. Evet. Sonra da somut mühendisliği ilgilendiren projeler vardır. Tabii burada haddimi de biliyorum. Sayın Başkanımın, Seyfettin Başkanımın genel anlamda... Programı yoğun olduğundan dolayı o gelemedi elbette. Onun konularına evet. da çok böyle giriyor olmak istemem ama bir belediye meclis üyesi o adayı olarak tabii ki bu konulara da hakim olup her yerde sözcülüğünü yapmakla bizim mükellefiyetimiz arasında. Eyvallah. Bence o etik değerler anlamında baktığımız zaman bir kere saydamlık en önemli proje olmalı. Yani iyi şeye yaparsın, kötü şey yaparsın ama yaptığın şey saydam bir şekilde etik ahlaki değerler içerisinde yapılırsa doğrudur. Çok akıllısındır. Mühendisliğin 10 numaradır. Her şeyi çok iyi biliyorsundur. Ama kafanda bir yerlerde bir arıza vardır. Evet, evet. İyi projeler çizersin ama iyi proje çizerken de memleketin bir takım insanların toplumun parasına puluna göz dikersin. Senin iyi mühendis olman, iyi ahlaklı insan olmanın anlamına gelmez. Birinci kural iyi ahlaklı, dürüst, temiz evet. insanlar, saydam insanlar olalım. Onun üzerine de diğerlerini kuralım. Tabii birinci proje diye bunu proje demeyelim ama olması genel gereken çerçeve genel bunun içerisinde olmalı. Evet, evet. Sayın Başkanımız bu anlamda Seyfettin Yıldırım Beyefendi gerçekten düzgün, doğru bir insan. Yıllardır o bölgede benzin istasyonu işletmesi olan, toplum tarafından sevilen, hele de son bir aydır insanlar teveccühünü çok iyi gösterdiler. Çünkü rol yapmıyor, oynamıyor, dümdüz. Evet. Hata da yapsa düz olarak yapıyor. Doğruyu da söylese zaten fark ediliyor. O anlamda biz bir kere belediye başkan adayımızı iyi bulduk, iyi gördük. Buradan bir öncesi cümlesi şu olsun. Hüseyin Sipahi Başkanımıza da selamlarımızı iletelim burada. Şimdi başkan onu söyleyecektim. Çünkü halk arasında da tabii siyasetle birebir ilgilenenler bunu biliyor ama... son dakikaya kadar Çekmeköy'de Hüseyin Sipahi ismi geçerken sonradan Seyfettin Yıldırım geldi. Ama Seyfettin Yıldırım'a da açıkçası çok fazla tepki olmadı toplumda. Hiç olmadı. Yani normalde olması gereken kabullenemeyebilir Çekmeköy'de siyaset yapanlar. İlk bir haftayla sonraki dönemi ayırmamız gerekiyor burada. Evet. Herkesin tabii beklediği Hüseyin Sipahi Başkan'dı. Benim de istediğim ve beklediğim Hüseyin Sipahi Başkan'dı. Neden? Ya yıllardır o bölgenin siyaseten kanaat önderi, her şeye yetişen, düğün, dernek, cenaze, her yerde o var. Ve her şekilde temsilini yapıyor. Görevlerini eksiksiz yerine getiren, partililere veya partili olmasın her kesime bir şekilde yanına gelen insana hayır dememiş bir insan. Bu anlamda siyaseten doğru, çok doğru bir kişi. Olmadı, Seyfettin Yıldırım oldu ama Hüseyin Sipahi Başkan buradan başka bir nokta oluştu. Bence daha hayırlı oldu herhalde. Öyle düşünelim. Şimdi ben şunu sorayım hemen fazla şey yapmadan başkanım. Hüseyin Sipahi Çekmeköy'de Hüseyin Seyfettin Yıldırım'ı destekliyor mu? Yani beraber mi? Ben hani halk bizi izleyen dostlar da hep sahada konuşulan da bu. Hüseyin Sipahi Çekmeköy'de Seyfettin Yıldırım'ı destekliyor mu? Seyfettin Yıldırım ismi Hüseyin Sipahi Başkan'ın onayıyla ve kabulüyle ve talebiyle oluşmuş. Sayın Sarıgül ve Sayın Sipahi Başkan birlikte en doğru kişinin kendisi olduğu ifadeleriyle adaylığı oluşmuş birisidir. Şimdi, burada şunu söyleyeyim, evet. atlamayalım, önemlidir. Hüseyin Avni Sipahi Başkan kendisi Büyükşehir'de görev alacak. Kısmet olursa kendisi Sayın Sarıgül'ün vekili, başkan vekili olarak yer alacak. Bu da Çekmeköy'ün şansı oldu açıkçası. Evet. Çünkü şimdi bir Çekmeköy'de bir, güzel bir belediye başkanımız olacak. Bunun dışında Beşiktaş'tan meclise girecek ama
Büyükşehir'de görev alacak başkan vekilliği beklediğimiz kendisi Hüseyin Sipahi'ye herhalde doğduğu, büyüdüğü, duygusal bağı çok güçlü olduğu Çekmeköy'e ki kendisi de beyanatı hep bu yöndedir. Biz örneğin yatırımların, Büyükşehir yatırımlarından oraya biraz daha bu dönemde katkı bekliyoruz. Pozitif. Daha fazla olacağını düşünüyoruz. Evet. Pozitif olacak, iyi olacak. Bence çok güzel oldu bu yönde. Peki. Şimdi aynı zamanda artık son 1-2 aydır da federasyon kimliğimi bir kenara bıraktım diyor. Siyasetle de uğraşıyor Sancaktepe'de. Evet başkanım, Sefer Başkanım, son süreci bir de senin ağzından diyeyim, neler söyleyeceksin? Öncelikle tabii ki ben Yusuf kardeşime de başarılar diliyorum. Teşekkür. O da yeni siyasete, yeni derken daha aktif siyasete yeni giriyor. Ben de yeni giriyorum. Tabii ki girmemizdeki neden de Türkiye'nin şu anki çok böyle tasvip etmediğimiz çirkin bir siyaset var. Ağız alınmaz cümleler yine birbirleri arasında dolaşıyor. Tabii sevgiyle geliyorum derken Seyfettin Başkan, tabii ki sevgi toplum içerisinde çok önemli bir sözcüktür. Evet. Bu sevgiyle geliyorum sözcüğü, yani ben biraz önce Yusuf kardeşim söyledi, işte şiddetten lamalanlara karşı biz sevgiyle besleneceğiz, sevgiyle yöneteceğiz diyor. Aslında her şeyi barındırıyor sevgiyle dediğin zaman. Tabii sevgi. Ki. Şimdi bu eksende de baktığımızda Çekmeköy tabii ki bir çok sıkıntılar yaşadı. Atlattı daha doğrusu onları. Evet. Neden atlattı? Kadıköy ile beraber Anadolu yakasında sona kalan ilçelerden aday konumunda açıklanmasında. Herkesin beklediği Hüseyin Sipahi olmayınca partiyle iç içe olmayan veya da dışarıdan gibi gözüküyor gibi gözüktü ama parti de yavaş yavaş kabuğundan çıkıp tabana, yani toplumun istediği adaylara doğru yönlenmeye başladı. Ben şunu hep defalarca söylemiştim. Dikey bir siyaset değil, bireysel siyaset değil, toplumsal siyasetler olmalı demiştim. Evet. Sürekli de söylüyorum bunu. Burada gözüktü ki Çekmeköy'ün, Sancaktepe'nin, diğer ilçelerin içerisinde olan adaylarla, oradaki yaşayan insanlara hitap edilecek adaylarla çıkıldı bu dönem. Kadro güzel bir kadro. Kadro başkan güzel aday oldu. Tanıtım gecesine de gittik. Evet. Oradaki dostlarımıza evet. Sağ olsunlar. Evet, Çekmeköy 30 Mart'tan sonra Yusuf Başkan dediği gibi de Eminönü'nde orada olduk. Evet başkanım. Burada tabii ki bizim 1,5 yıllık çalışmamızda özellikle yerel seçimlerle siyasette temsil hakkımızı alabilmemiz için bayağı bir yoğun çalışmalar yaptık. Bu tabii ki tek Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yapmadık. Diğer partilerle ilgili de yaptık ama bize Cumhuriyet Halk Partisi daha çok iyi yanaştı. Halkın içerisinde sivil toplumlarını tanırım diyerekten bize yanaştığı için biz tümümüzde Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili çalışmalar yaptık daha doğrusu. Bunun içerisinde ben de Nisan'da Federasyon Başkanlığı'nı bırakacağım 20 Nisan'da genel evet. Kurulda. Bir aylık bir süre kaldı. Bir aylıkta genel kurul hazırlık bir şey vardır. Bundan sonraki süreçte siyasetle ilgili devam evet. Edeceğim. Onun için de hem federasyonumuzun hem de Tokat demşerilerimizin çalışmalar içerisinde aldığımız dönemde birçok notlar aldık. Birçok çalışmalar içerisinde, siyasi çalışmalar içerisinde bulunduk. Mesuliyetlik açısından istediğimiz düzeyde alamadık. Başkanlık açısından da alamadık. Özellikle CHP'de yine bir tane özgür başkanımız var. Başakşehir'den. AK Parti'de bir tane bile Tokat'ta hemşerimiz yok.